وأما المعمول بالتبعية tabilik ile mamul olan kısım. وَمَّا الْمَعْمُولُ بِالتَّبَعِيَّةِ فَخَمْسَةٌ beş tanedir. مَعْمُولُ بِالتَّبَعِيَّةِ beş maddeden meydana geliyor. وَلَا يَجُوزُ caiz olmaz ne? تَقْدِيمُ şeyin bir şeyin takdim edilmesi. مِنْهَا o tabilerden. Tabi olanlar nelerdir? Mesela sıfat var değil mi? Sıfat mevsufuna tabiydi. Birinci madde bu. Başka ne var? Bedel mübdelün minhe tabi. İkincisi bu. Bu şekilde 5 tane madde vardı. Daha önce avamli bir gibi de bunları görmüştük. İşte la yücüzü caiz olmaz. Takdimu şeyin bir şeyin takdim edilmesi. Neyden bir şey? Minha o tabilerden. O 5 maddeden herhangi birisinin takdimi caiz olmaz. Ne üzerine takdimi? Ala metbu'iha kendilerinin tabi oldukları şeyler üzerine. Metbu tabi olunan demek değil mi? Metbu'un, mensurun isim meful kalıbı tabi olunan üzerine. Yani sıfatı mesela mevsufun önüne getiremez. Önce sıfat sonra mevsufun gelmesi. Önce bedel sonra mübdelin minhin gelmesi. Bu şekilde bir durum. Tabi olan, tabi olunandan önce gelmesi caiz değildir diyor. 5 numaralı haşiyeye bakalım. Ey yani ala metbu'in, metbu üzerine. Kullum minel hamseti, 5 maddenin tamamı için bu geçerli ama fi sa'ati, normal cümlede böyle. 5 numaralı haşiyeden okuyoruz. Ve emma fi zarurati şi'riyeti, şiir zaruretine gelince tecüzü takdimul atfi atsın atış caiz olur. Yecüzü caiz olur. Ne? Takdimul atfi. Bil harfi. Harf ile atıf caiz olur. Ke kavlihi aleyke ve rahmetullah esselam gibi. Demek ki şiir zarureti hariç yani normal cümlelerde, normalde, standartta nedir? Tabi olan, tabi olunandan önce gelmez. Örneğin sıfat mensuftan önce gelemez dedik. Bitti. Ve amiluha amilu metbu'iha. Ve amiluha yani tabilerin amili nedir? Amilu metbu'iha. Metbularının amilidir. Metbu tabi olunan demek. Tabi olanların amiri nedir? Tabi olunanların amiridir. Aynı amildir. Aynı etkene sahiptirler. Ve i'rabuha ki i'rabihi. Ve i'rabuha yani o tabilerin i'rabı ne gibidir? Ki i'rabihi metbularının i'rabı gibidir. Yani aynı i'raba sahiptirler. Birisi mensupsa diğeri de mensuptur. Aynı iraba sahip olmak, aynı irabı kendisinde barındırmak demek, yani mensupluğunun aynı olması, merfuluğunun olması, mecrurluğun olması, mezzumluğun olması ama direkt alametin aynı olması demek değil yani. Mevsuf olan kelime mesela zamme ile merfu olurken ona tabi olan kelime zamme ile değil de elif ile merfu veya vav ile merfu gibi farklı bir raf alameti alabilir. Ama merfuya merfu olacaktır. Merfuluk tutar, mensupluk tutar, mecrurluk tutar. Ama irabın alametinin de tutması gerekir diye bir şey söylemiyoruz. El evvelu birincisi. 5 tane tabi olan mamul var dedik. Bu 5 tane mamul tabi olduğu kelimenin, o ögenin irabını alır dedik. Birincisi nedir? El evvelu es sifatu. Birincisi sıfattır. Şimdi sıfat konusunu avamili bir gibiye göre, şimdi izhardayız, daha açacak konuyu. Biz sıfatı şu ana dek, geniş olarak nerede okuduk? Tuhfetü Seniyye'de okumuştuk. Dolayısıyla bu konuyu pekiştirmek isteyenler Tuhfetü Seniyye'den bu bölümü bulup bir de oradan okuyabilir.
Vehi o sıfat neyin nesidir? Tabi'un, tabi olandır, tabi olucu. Fail. Tebi'un'dan tabi'un, nasırın gibi. Tabi'un, tabi olandır diyor. Tabi burada ne yapıyor bize? İstilah veriyor. Terim olarak bir tanım veriyor. Dolayısıyla kullandığı her kelimenin bir manası var. İzhar musannifi kelimeleri çok özenle seçmiş. Tabi olandır. Evvela sıfat nedir? Tabi olandır. İrabı başlı başına değil, tabilik sonucu belirlenmektedir. Tabi'un kelimesiyle tabi olmayanlar dışarıda bırakılmış olur. Değil mi? Yani, ma'mulun bil asale. Asli olarak mamul olanlar dışarıda kaldı. Tabidir evvela. Başka? Tabi'un yedüllü geliyor. Dikkat ediyorsunuz. Tabi'un nekredir. Nekreden sonra cümle gelmiştir. Yedüllü. Delle. Yedüllü. Eksam-ı sema'dan ne olur? Muzaaf. Sahihin muzaaf kısmı. Delle, medde, ferra, şedde gibi. Ama bu tabi aslı konumuz sarf değil yani. Şu an nahiv değil. Yedüllü hüve. O delalet eder. O delalet ediyor. Ala ma'nen fi metbu'ihi mutlaka. Şimdi yedüllü, yedüllü kelimesini incelemek gerekirse irap olarak ne olacaktır? Nekreden sonra gelen cümle ona sıfat olur. Tabi, tabi olandır. Yedüllü delalet eden, delalet eder. Hüve o sıfat. Ala ma'nen bir mana üzerine. Ala ma'nen ala ma'neyin. Takdiri irap var. Takdiren mecrur. Ala ma'nen bir mana üzerine delalet eder. Neredeki mana? Fi metbu'ihi metbusunda olan. Metbusundaki bir manaya delalet etmektedir. Hem de mutlakan genel olarak. Mutlak yani kayıtsız. Ne zaman kaydı var ne mekan kaydı var. Mutlakan mimli mastardır. An itibariyle mef'ulü mutlaktır. Hasbedilen fiil var burada. Onun mef'ulü mutlak olmaktadır. Demek ki mutlak nedir? Mef'ulü mutlaktır. Yani mutlaklar mef'ulü mutlak olurlar. Bu %99 böyledir. Ve mimli mastardır. Mutlakan genel olarak. Yani zaman, mekan kaydı buna koymuyoruz. Şöyle olursa geçerlidir, böyle olursa gibi bir şart söz konusu değil yani. Genel olarak böyle. Demek ki sıfat nedir? Metbusunda var olan bir mana üzerine delalet eden tabi kelimedir. Tabi olan bir kelime çeşididir, bir ögedir. Ala ma'nen fi metbu'ihi dedik. Fi metbu'ihi zarf-ı mustakar olur. Fi metbu'ihi. Ve cüzü ve caiz olur. Ne caiz olur? Te'addüdü. Addede. Te'addede. Te'addüd. Te'addüdüha. Onun te'addüdü adetlenmesi. Birden fazla olmaz. Mastar te'addüd. Te'addüdü ha o sıfatın, ha sıfat. Sıfatın birden fazla olması caizdir. Nahve örnek. Tabi te'addüdü ha da bir var. Haşiye bakıyoruz. Ey es-sıfatu. Yani sıfatın birden çok olması caiz olur. Lennu çünkü la mani, bir mani yoktur. Min ictimai evsafin müteaddidetin. Teaddide. Müteaddit. Müteaddit vasıfların toplanmasına bir mani yoktur. Fî mevsufin vâhidin. Tek bir mevsufta birden fazla sıfatın bir arada bulunmasına mani olan hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla teendüdü caizdir. Bu bir sorudur yani. Sıfatın teendüdü caiz midir? Müptedanın teendüdü, haberin teendüdü sorulur bunlar. Caiz mi değil mi? Hangisi caiz, hangisi değil? Nahvu. Câ'ini, el-racülü, el-âlimu, el-fâzılü. Câ'i fiil, ni, mef'ul bih olur. Tabi ni derken neyi kastettim biliyorsunuz. Nun, nun, vikâye. Aslı burada mef'ul bih nedir? Ya'dır. Câ'e, mazi fiildir. Câ'e, kâle, bâ'e gibi. Mazi, ecvef bir fiildir. Tabi ecvefleri de vâvi, yâ'i diye ayırdığımızı hatırlıyorsunuz. Câe, kâle gibi. Öyleyse fetha üzeri mevnidir. Câe. Ni, nun, nuni, vikaya, ya, mefulü, bik oldu. Bana geldi. Kim geldi? Er-racülü, adam geldi. Er-racül fail. Aynı zamanda mevsuf.
Öyle adam ki yani alimu, alim olan adam. Alim. Bilici, bilen değil mi? İsmi fail. Alim kime diyorlar? Bilene diyorlar. Yani. Ama öyle alim ki bu aynı zamanda. El fazilu, faziletli, üstün. El racul mevsuf, el alimu, birinci sıfat. El fazilu, ikinci sıfat. Ne yapmışlar? Racul mevsufuna iki tane sıfat takmışlar. Sen daha fazla da takabilirsin. Yani sıfat istediğin kadar getirebilirsin ama şöyle bir şey var. Tek sıfatlı olsaydı mesela er raculu el alimu olsa. Alim adam bana geldi desen alim daha fazla. El fazilu faziletli dediğinde alim sayısı biraz azaldı. İstersen peşin el hafizu de hafız ve fazıl ve alim olan adam dersen sayı daha da azalacaktır. Yani ne kadar sıfat eklersen kastedilen kişi sayısı o kadar daralacak. Mana o kadar belirginleşmeye gidecektir. Sıfat zaten hususileştirmek için. Tabii marifeye geçse ne olur, nekreye geçse ne olur. Ayrı konu bunlar geçti de. Ne kadar sıfat eklersen ekle, mana o kadar daralacak. Kişi o kadar belirginleşecektir. Burada er-raculu merfudur. Muarifedir, müfettir, müzekkerdir. Aynı özellikler el-alim ve el-fazıl kelimelerinde vardır. El-racül asıldır, ma'mulun bil-esale. Ma'mulu merfudan değil mi? Fail çünkü. El-alim ise ma'mulun bil-tebaiyeden sıfattır. Sıfattır. Dolayısıyla nedir? El-racül kelimesinin irabını almak zorundadır. El-fazıl da er-racülün ikinci sıfatıdır. Dolayısıyla onun irabını almıştır, merfu olmuştur. Ve cüz ve caiz olur. Ney vasfın nekirati. Nekreyi vasıflamak. Nekreyi sıfatlamak. Nekreye sıfat getirmek. Neyle? Bil cümleti cümleyle beraber. Cümle vasıtasıyla bunu yapmak. Niye? Cümle zaten nekredir. Cümle de nekre, nekreye de cümle getirirsen nekreye yani uyum sağlanmış olur. Şu an itibariyle anlattığı şey yani şuraya kadar okumak gerekirse. Yecüzü vasfun nekirati bil cümleti nokta. Burada duralım biz. Nekreyi cümleyle sıfatlamak caiz olur diyor. Zaten bunu gördük biz. El evvelu es-sitetu ve hiye tabi'un yedüllü diyoruz ya. Tabi'un nekre. Yedüllü cümle zaten. Delle yedüllü hüve fiil fail. Nedir yedüllü hüve? Sıfat cümlesidir. Yani fiil cümlesidir. Aynı zamanda sıfat cümlesidir. Neyin sıfatı? Tabi. Zaten geçti yani örneği. Zaten izharın en muhteşem yönü nedir yani? Bir şey anlatırken anlattığı cümlelerde bile onun örneği var. Ekstradan bir örnek vermesi zorunlu değil. Anlatırken bile örneğe geçiyor. Ama şimdi ne diyecek bize? Cümleye örnek geldi de. Biraz bir tane sıfat ekleyecek ona. Bil cümleti el haberiyeti. Haber cümlesiyle beraber nekreyi sıfatlamak. Haberiyeti. Buradaki haber, müfteda haber cümlesi gibi bir haber cümlesi mi kastediliyor? Ne kastediliyor? Kastedilen şey için üçe bak diyor. La inşaiye. İnşai değil, ihbari cümle. Mübteda haber kastedilmiyor burada. Yani zihnimizde böyle bir şey oluşmasın. İnşai olmayacak, ihbari olacak. İnşai fiil ne var mesela? İnşai, ihbariden bahsediyor burada. Ben zıttını söylüyorum. İnşai ne var? Emir fiiller, nehiler, taaccübler. Zaten bunlar dünkü derslere geçmiş istifham var, değil mi? Bunlar nedir? İnşai. İhbari nedir? İhbari haber vermeyle alakalı fiillerdir. Dolayısıyla verilen haberin doğru olma ihtimali var, yanlış olma ihtimali var, aldatma ihtimali var. Bu tür ihtimallere mahal olan cümleler ihbari olmaktadır. An itibariyle bunu örnek vermek gerekirse nedir o? Mazi var mesela. Mazi. Ketebe yazdı. Belki yazmadı. Bu bilgi doğru mu acaba? Haber vermeleri alakalı ya ketebe yazdı. Belki de yazmamıştır. Yalan olma ihtimali var. Muzari veya yektubu veya yensuru yardım ediyor. Belki bizi aldatıyor etmiyor. Cahdi mutlak, cahdi mustarak, nefi hal, nefi istikbar, fiil muzari tekit, nefi istikbar. Bunlar hep ihbari fiillerdir.
İşte bil cümletil haberiyeti derken haber cümlesi. İhbari fiil bunlar. İnşa eder, emir, nehi, taciktir dedik. Ve yelzemu ve lazım gelir. Yelzemu lazım gelir. Fiha o sıfat cümlesinde ne lazım gelir? Evvamiru zamir lazım gelir. Yelzemu zamir yani. Yelzemu fiil, ez-zamiru fail olur. Fiha onda o sıfat cümlesinde. Nahve örnek. Câini racülün kâmibu. Câi fiil ni mef'ul. Ni derken mütekellim yazısı. Racülün faildir. Racülün aynı zamanda mevsuftur. Nekredir. Nekredir. Dikkat edin. Asıl konu bu zaten. Yecüzü vasfın nekerati bil cümletin haberiyeti. Bunun örneğini göreceğiz. Tabi bu esnada yezdimu fiyya zamirin de gerçekleştiğini göreceğiz. Racülün mevsuftur. Nekredir. Nekreyi sıfatlamak istiyoruz. İhbari cümleyle. Nedir o? Kame bu. Kame mazi fiildir. İhbari fiildir dolayısıyla. Kame fiil Ebu faildir. Ebu aynı zamanda muzaf hu onun muzafın ileyhidir. Kame buhu birlikte bir fiil cümlesi olarak sıfat cümlesidir. Neyin sıfatı? Racül lafzı. Racül nekredir. Mevsuftur. Sıfatı kame değil. Ebuhu değil. Kame buhu bir fiil cümlesi olarak sıfattır. Ebuhu. Orada zamiri görüyorsunuz zaten. Yezdemu fiha zamir. İşte ebuhu zamir. Fakat bazen yuhzefu silinir. Ney? Hüve o zamir. Neden dolayı? Li karinetin. Bir karineden dolayı da silinebilir. Bunun örneği nedir? Örneği kitapta geçiyor mu? Geçmiyor. Onun örneğini biz verelim. Vettegu yevmen la tezzi nefsun. Vettegu yevmen. Vettegu sakının yevmen bir günden. Öyle gün ki la tezzi nefsun. Hiçbir nefis ödeyemez, ödeyemiyor. Buradaki yevmen, vettebu yevmen, yevmen nedir? Nekredir, mesuftur. La tecizi nefsun, onun fiil cümlesi olarak sıfatıdır. Sıfat cümlesidir. Tamam da burada neden bahsediyoruz? Vekad yuhzefu hüve li karinetin. Bir karineden dolayı zamir hasfedilebilir. Hasfedilmiş işte. Vettebu yevmen, la tezzi nefsun. Burada zamir hasfedilmiş. Peki hasfedilmemiş hali neydi? La tecizi fihi nefsun. La tecizi fihi nefsun. La tecizi fihi. Demek ki fi hasfedilmiş. Zamir hasfedilmiş. Fiil cümlesi yine sıfattır. Onu da örneğine vermiş olduk. Ve yusafu bi halil mevsufi. Ve yusafu vasfedilir yani sıfatlanır. Mevsuf sıfatlanır. Bi halil mevsufi. Mevsufun durumuyla alakalı olan. Durumuyla sıfatlanır. Buradaki bi halil mevsufi buradaki bi hal kelimesi öge olarak kullanılmamıştır. Yani o mamur mensupta bildiğimiz hal, temiz, müstesna oradaki hal olarak değil. Burada kelime manası olarak kullanılıyor. Bir terminoloji değil, bir istilah değil bu. Bir ögenin adı değil. Bi halil mevsufi, mevsufun hali, durumu, şekliyle alakalı olarak da mevsuf sıfatlanabilir. Ve bi hali mutaalligihi ve mutaallakının durumuyla da sıfatlanabilir. Esasen burada ne yapıyor? Sıfatı ikiye ayırmış oldu. Sıfatı ikiye ayırmış oldu. Nedir bu? Hakiki sıfat ve sebebi sıfat olarak sıfatı ikiye ayırabiliriz. Şimdi bundan bahsedecek az çok. Bakalım ne kadar bahsedecek. Fel evveli fe öyleyse el evveli birincisi. Yani yusaf bi halil mensufi. Yani hakiki sıfat nedir? Yetbe'uhu sıfat mevsuf arasında uyum vardır. Sıfat mevsufuna tabi olur. Hangi noktalarda? Fit tarifi marifelikte 1 ve tenkiri nekrelikte 2 vel ifradi müfretlikte de uyar 3 ve tesniyeti vel cem'i ve tezkiri ve tenisi tesniyelikte, cimrilikte, müzekkerlikte,
tezkir, müzekkerlik, teknis, mühendislik. İşte bu yönlerde, bu noktalarda sıfat mevsufuna tabi olacaktır. Yani mevsuf müfretse sıfatı da müfrettir. Mevsuf marife ise sıfatı marifedir. Mevsuf cimi ise sıfatı cimidir. Müzekker ise müzekker, müennesse müennes. Anladınız ya. Mevsuf hangi özelliğe sahipse sıfat da o özelliğe sahip olacaktır. Raculani salihani, ricalun salihune, imraetani müslimetani, nisaun müslimatun. Yani tesniye tesniye, cimye cimi. Aynı zamanda müzekkerlik, mühendislik, nekrelik özelliklerini de taşıyorlardı bu söylediğim cümleler. Nahvu caeni raculun alimun. Cae geldi ni bana kim? Raculun adamın biri. Öyle adam ki alimun, alim olan adam bana geldi. Racul mevsuf, alim sıfattır. Hangi yönlerde uymuş? Racul ile alim kelimelerine bakarak yukarıdaki fel evvelu yetibbe'uhu fit ta'rifi ve tenkiri ve ifradi ve tesniyeti ve cem'i ve tezkiri ve teknisi bu ibareye göz atın. Racul denekre, alim denekre. Racul de müfret, alim de müfret. Racul de nedir? Müzekkerdir, alim de müzekkerdir. Hep aynı özellikleri taşıyorlar. Ve caetni imraetun salihetun. Caet geldi ni bana imraetun. Bir kadın, öyle kadın ki salihetun. Saliha, iyi bir kadın bana geldi. İmraetun ile salihetun kelimelerine baktığımızda imraetun hem fail hem mevsuf. Salihetun sadece sıfattır. İmraetun ile salihetun aralarındaki ilişkiye baktığımızda her ikisi birden nedir? Nekredir. Her ikisi birden müennestir. Her ikisi birden müsrettir. Her ikisi birden merfudur. Yani hep aynı şeylerin tuttuğunu görmekteyiz. Tabi burada sıfattan bahsediyorum. Mevsuftan bahsetmeye dikkat ettiyseniz yani. Mevsufun irabı ne olur? Mevsufun irabı cümleye göre değişir. Mevsuf bazen fail olur, bazen meful olur. Mevsufun ne olacağı belli olmaz yani. Mevsufun bir standart irabı yok. Belirli bir şey yok. Cümledeki durumuna göre bir şekil alır. Ama sıfat nasıl bir şekil alır? Mevsufuna tabi olarak şekil alır. Sıfatın birinci kısmı buydu. Hakiki kısmıydı bu. Hangi noktalarda uyacağı anlatılmış. Bunları kesinlikle ezbere bilmemiz gerekiyor. Sıfat mevsuf arasında uyum vardır. Hangi noktalarda vardır? Bunu kesinlikle bileceğiz. Hangi noktalarda vardır? Hakiki de şu noktalarda, sebebi de şu noktalarda. Bakalım. Ve sani sıfatın ikinci kısmı nedir o? Fil evveleyni. Evvelin, evvelun, evvelani, evveleyni. İlk iki noktada tabi olur. Sıfat mevsufuna ilk iki noktada tabi olur. Fekat. Yalnız. Sadece ilk iki noktada tabi olur. İlk iki nokta neydi? Neydi onlar? Marifelik ve nekrelik. Et-ta'rif ve tenkir. O noktalarda tabi olacaktır. Tabi İrab'da zaten tabi olur. O yüzden söylemiyor. İrab'da zaten tabi olur. Fil evveleyni fe yalnızca marifelik ve nekrelikte tabi olur diyor. Parantez arası İrab'da dahil diyorsunuz. Nahu caeni ricalun rakibun gulamu. Burada işler çok değişiyor. Burada sebebi sıfat yani hakiki bir sıfat değil. Sebebi sıfatlık söz konusudur. Bu sıfatlarda şunu bilmek gerekiyor ki sebebi sıfat daima müsrettir. Mevsufunun tesniye veya cemi olmasının hiçbir önemi yok. Sebebi sıfattan bahsediyoruz. Sıfat daima müsret. Mevsufu ister müsret, ister tesniye, ister cemi olsun fark etmiyor. Caeni ricalun rakibun. Ca geldi ni bana kim veya kimler geldi? Ricalun bir takım adamlar geldi. Racul müfret, rical cimi mükesser. Bir takım adamlar geldi.
Öyle adamlar ki rakibun binici. Adamlar mı binici? Hayır, gulamuhum, onların köleleri. Köleleri binici olan adamlar yani. Rakibun sıfattır. Rical mevsuftur. Rical cemidir. Rakip müfret. Bak, mevsuf ile sıfat. Müfret tesniye cemi yani adet bakımından bir uyum sağlamıyor. Bir uyum yok. Ricalun mevsuftur, cemidir. Rakibun sıfattır, müfrettir. Yani cemi biri, diğeri müfret. Rakip kelimesi her ne kadar lafız olarak baksan, rical kelimesinin sıfatıdır desek de, yani ricalun gulamu, onların köleleri binici. İşte binicilik kime ait? Kölelere ait. Manaya baksan gulam mevsuf. Ama lafza baksan ne diyoruz? Mevsuf nedir? Ricaldir diyoruz. Ne dedik? Cae fiil ni mefulu bih. Ricalun faildir. Rakibun burada. Rical kelimesinin sıfatı. Gulam kelimesi. Rakip lafzının failidir. Rakibun isim fail. İsim fail de fail adı biliyorsunuz. Gulam aynı zamanda muzaf. Hım onun muzafı ileyhi oluyor. Konuyu burada bir satırda anlatmış. Sebebi sıfat. Hemen ardından el ma'rifetü ma'rifet nedir diyor. Biz bu hakiki sıfatı, sebebi sıfatı Tuhfetü Seniyye'de daha geniş ele almıştık. Burada yaklaşık yarım sayfa olarak ele alındı. Tuhfetü Seniyye'de daha geniş olarak ele alınmıştır. Geniş bilgi için oraya bakılabilir. Diyebiliriz ki sebebi sıfat daima müfrettir. Mevsufunun tesniye cimri olması durumu değiştirmez. Bunu unutmayacağız. Sebebi sıfattan sonra sebebi sıfatın mamulü gelir. Genelde faili gelmektedir. Şimdi ra'eytu el evlade el aqile ebuhum. Bir örnek daha vermiş olalım buna biz. Ra'eytu el evlade el aqile ebuhum. Ra'eytu ben gördüm el evladı çocukları. Öyle çocuklar ki el aqile akıllı olan çocukları gördüm. Yok öyle değil. El aqile ebuhum babaları akıllı olan çocukları gördüm. Akıllı olmak kime ait? Babalarına ait. Babaları akıllı olan, babaları zeki olan çocukları gördüm. Demek ki el evlade nedir? Mevsuftur. El aqile onun sıfatıdır. Lafız olarak baksan böyle. Manaya baksan el aqile sıfattır. Ebu onun mevsufudur. Ama manada böyle. Nahiv olarak lafıza baksan el aqil neyin sıfatı? El evlat kelimesinin sıfatı. El evlat cemi ama ona dikkat çekelim. Veledün evladı ne olur? Cemi mükesserdir. El aqil ise müsrettir. Sıfat müsret, mevsufu cemi gelmiş. Uyum yok. Ebu el aqil kelimesinin yani isim failin. Faili olmaktadır. Aynı zamanda Ebu, Eba, Ebi biliyorsunuz. Kitaba göre 6 illetli isim. Kitaba göre 5 illetli isim. Vav'la yazıldığı için merfudur. Nitekim faildir. Failler mamul merfudandır. Merfu olarak yazılması zaten gerekiyor. Aynı zamanda muzaftır. Hum, onun muzafın ileyhidir diyoruz. Tabi burada yine geçmedi. Sıfatlar müsret olarak gelebilir. Cümle olarak gelebilir. Şibih cümle olarak gelebilir. Tekrar edelim. Sıfatlar müsret olabilirler. Başka cümle olabilir. Cümleyi A, B diye ayırabilirsin. A şıkkı isim cümlesi. B şıkkı fiil cümlesi. Her iki şekilde de olabilir. Bir de ne var? Şibih cümle olarak sıfat gelebilmektedir. Bunu biz Tuhfetü Seniyye'de ilave bir PDF ile genişletmiştik. Bir 4 sayfa, 5 sayfalık PDF hazırlamıştık. Arap sitelerinden alıntı yaparak sıfatın cümle olabileceği, şibih cümle sıfat olabileceğine dair geniş bilgi Tuhfetü Seniyye'de verilmişti arkadaşlar. El-ma'rifetu diyoruz marife konusunda. Noktayı koyuyoruz.